Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu sokak kısıtlaması kalkacak mı? İşte bu soruların yanıtları ve kademeli normalleşmenin ikinci etabı için gözler yarınki kabine toplantısına çevrildi. 83 milyon merakla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasını yapacağı açıklamaya kilitlendi. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Kademeli normalleşmede 2 hafta geride kalırken 1 Haziran'dan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Alınacak yeni kararlar için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak kabinede. Yiyecek, içecek ve düğün sektörü kişi sınırıyla açılmaya odaklanırken öğrenci ve velilerin gözü kulağı gelecek haberde. Bir başka beklenen haberse sokağa çıkma kısıtlamasında esnetmeye gidilip gidilmeyeceği, hafta sonu kısıtlamasının kaldırılabileceği konuşuluyor. Açılsın artık her yer. Sıkıldınız mı biraz? Çok sıkıldım. Kaldık, bunu aldık. İş açısından evet açılması gerekiyor. Vallahi tarafın açılmaz artık. Yeter yani. Kabine Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyelere göre verecek kararını. Türkiye genelinde vaka sayısı 7656'ya, can kaybı 137'ye gerilese de bazı illerde hala 100 bin kişiye düşen vaka sayıları 100'ün üzerinde. İşte bu nedenle de uzmanlar illerdeki duruma göre farklı tedbirlerin gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Esnek mesai kavramı Haziran'da devam etmek zorunda çünkü henüz aşılama tam toplumumuzda yapılmadı. Açık ve kapalı alanlarda farklı uygulamalara gidilmesi söz konusu. Sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla açık alanlarda maskenin çıkarılması söz konusu. Ya bunaldık artık ya gerçekten her konuda. Çocuklar için tabii ki çok zor oldu. Artık normalleşelim istiyoruz. Yüz yüze eğitim istiyoruz. Tüm bu süreçte aşılamanın seyri ve hızı da belirleyici olacak. Çünkü Türkiye toplumsal bağışıklığa ne kadar yaklaşırsa önlemlerin gevşetilmesi de o kadar kolaylaşacak. Okula gitmek istiyor musun? Evet, ben de çok. Özledin mi öğretmenlerini, arkadaşlarını? Evet. Milli Eğitim Bakanlığı da Haziran ayında telafi eğitiminin başlamasını ve yüz yüze olmasını hedefliyor. Okulların açılışı içinse planlamalar Eylül'e işaret ediyor ama son sözü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.